Yazılı Yazır Mısın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularından daha fazla soruya erişmek istiyorsanız da yazılı sitemiz olan yazılıdayim.net adresimize uğrayabilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtı diye sorulmuş. Bu eşitsizliğimizi sağlayabilmek için öncelikle buradaki ifadelerimizin hepsini içini sıfır yapan değerleri bulacağız x eksi 4'ü 0 yapan değer kaç olacaktır? Burada 4 olacaktır. Yani aslında biz köklerimizi bulmuş oluyoruz. Bu 4'tür ama buradaki ifade bir kare ifade olduğu için arkadaşlar bu ifademizin yani buradaki bulmuş olduğumuz kökümüzün çift katlı kök olduğunu söyleyebiliriz. Ardından x artı 5'i 0 yapan değerimiz x eksi 5 olacaktır. 6 eksi x'i 0 yapan değerimiz de 6 olacaktır arkadaşlar. Bu değerlerimizi bulduk. Ardından şöyle bir tablo yapıyoruz. Ve buradaki değerlerimizi küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. En küçük eksi 5 sonra 4 ve sonra 6 gelecektir. Ardından kök olan ifadelerimizi yuvarlak içine alıyoruz. E, X'e 4'e dikkat edeceğiz burada. 4'ü 2 kez yuvarlak işaret olarak alacağız. Çünkü çift katlı kök olduğunu belli etmek lazım. Farklı bir işaretle de belli edebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bu yuvarlakların içi dolu değildir. Çünkü içi dolu demek buradaki ifade yani bu sayının üzerindeki ifadeyi de dahil etmek anlamına gelmektedir. İçini boş bıraktığımızda da o sayıyı dahil etmediğimizi söyleyebiliriz. Ardından x'lerin işaretlerine bakalım. Burada x artı, burada x artı'dır. Burada x eksi'dir. Artı ile artının çarpımı artı, artı ile x'in çarpımı eksi olduğu için eksiyle başlayacağız ve her bu böyle yuvarlak gördüğümüzde işaretimiz değişecek. Eksi yuvarlak gördük artı ama çift katlı köklerde işaretimiz değişmiyor. Aynı şekilde devam etmekte yuvarlak gördük eksi gelmiş oldu. Bizden istenilen sıfırdan büyük değerler olduğu için pozitif değerler alacağız ve aralığımız çözüm aralığımızın eksi 5 ile 6 arasında eksi 5 4 ve 6 dahil değil şeklinde söyleyebiliriz. Sağlayan tam sayıların toplamını sormuş eksi 5 sağlamaz burada eksi 4 sağlayacaktır eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 diye gidecektir arkadaşlar. 4, 5 olarak söyleyebiliriz. Burada eksi 4 ile artı 4 birbirini götürecektir. Ve tam sayıların toplamının 5 olarak ifade edilebileceğini söyleyebiliriz. Bir dakika şurada da 4'ü almamamız gerekmekte. Ee, yani eksi 4 ile 5'i topladığımızda tam sayıların toplamının 1 geldiğini söyleyebiliriz. Buradaki eksi 3 ile artı 3 birbirine götürmektedir. Cevabımız 1 gelmekte. İkinci sorumuz. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küçüktür 0 o da küçüktür x2 ve x1 mutlak değer içinde küçüktür x2 mutlak değer içinde olması için m hangi aralıkta olmalıdır deniliyor. Burada denklemle eşitsizliği ve mutlak değeri karıştırarak sormuş bize aslında çok kolay bir soru gözünüzü sakın korkutmasın. Burada bilmeniz gereken kökler toplamıyla kökler çarpımı formülü olacaktır. Bunları zaten 10. sınıfta öğrenmiştiniz ve bilmeniz gerekiyor. X1 artı X2 yani kökler toplamı bir denklemde nasıl bulunur? Eksi B bölü A. Buradaki B ne olacaktır? B arkadaşlar X'in katsayısı, A ise X karenin katsayısıdır Ve buradan M eksi 1 X'in katsayısı sayısı. Önüne de eksi koyduk. Eksi M artı 1 bölü A'mız zaten bir yazmaya da gerek yok aslında. Kökler toplamımızı bulduk. Bir de kökler çarpımımızı bulalım. O da C bölü A'dır. C bu da sabit terim. A ise x kareli terimin kas sayısıydı. Buradan da ne gelecektir? M kare eksi 9 gelecektir. Şimdi buradaki ifadelerimize bakacak olursak. Burada x'in pozitif bir değer. X1'in ise negatif bir değer olmasını istemekteyiz. Ve x2'nin mutlak değer olarak x1'den de büyük olmasını istiyoruz. Ve buralara bakacak olursak ardından şöyle bir yorum yapacağız. Bunların sağlanabilmesi için arkadaşlar 1 artı 1'i eksi ise o zaman çarpımları ne olacaktır? Negatif olacaktır. Ve çarpımları da neydi? m kare eksi 9'du küçüktür 0 diyoruz. İlk ifademizi bulduk. Ardından bir de e, kökler toplamından gideceğiz. Kökler toplamında da x1'in mutlak değeri x1 e, x2'nin mutlak değeri x1'den büyük ise bu ifademizin bu kökler toplamı ifademizin de pozitif bir değer alabileceğini söyleyebiliriz. Yani eksem artı 1 de büyüktür 0 olacaktır. Bu iki ifademizdeki e, m'lerin çözüm kümelerini bulacağız ve onları kesiştireceğiz. Buradan yapacak olursak m kare küçüktür 9 gelmekte. m böylelikle 3 ile eksi 3 arasındadır diyebiliriz. Buradan devam edecek olursak artı 1 karşıya attık eksi 1 diye geçti. m de küçüktür 1 deniliyor. Eğer buradaki ifadelerimizi kesiştiremiyorsanız bilmiyorsanız arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Burada hemen bir ne kullanabiliriz? Sayı doğrusunu kullanabiliriz. Şöyle iki tane sayı doğrusunu çiziyoruz. Ardından 3 ile eksi 3 üç deniliyor. 3 ile eksi 3 arasını alalım ve bunları açık aralık olarak alıyoruz. İlk ifademizde buralar temsil edilmektedir. M buradaki ifademize bakın. Bu da birden küçük olduğunu belirtmekte. 3'ü buraya koyduysak 1'i buraya koyabiliriz. E birden küçük de sınırsızdır diyebiliriz. Sonsuza kadar gider. Ve buranın kesiştiği aralık gördüğünüz gibi eksi 3 kapı açık aralık olacaktır. Ve 1 açık aralık şeklinde olacaktır. Yani eksi 3 ile 1 arası emin alabileceği değerler buradaki bize verilen ifadeler doğrultusunda. 3. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinde kaç farklı x tam sayı değeri vardır deniliyor. Eşitsizlik sistemi olarak bize sorulmakta. Böyle sorularımıza ne yapıyoruz? Gene e, buradaki ifadelerimizi sıfıra eşitliyoruz. Oradan köklerimizi bulacağız x kare eksi x eksi 12 bakacak olursak sıfıra eşitledik ve bu ifademizin öncelikle çarpanlarına ayrılıyor mu ayrılmıyor mu onu bir sorgulayalım. x x dedik 4'e 3 diyecek olursak çarpımları eksi 12 olmalı o zaman eksi 4'e e, 4'e eksi verelim çarpımları eksi 12 toplamları da eksi 1 gelmiş oldu. Yani bu ifademiz aslında eksi 4 çarpı x artı 3 olacaktır. Ve buradan sıfır yapan değerler x için 4 ve x için eksi 3 gelecektir. Buradaki ilk ifademizin ilk eşitsizlik denklemimizin köklerini 4 ve eksi 3 olarak bulmuş olduk. Buraya a diyelim, alttakine de b diyelim. Burası a idi. Şimdi bir de b'yi yapalım. B'yi de nasıl yapabiliriz? Öncelikle buradaki x kareli terimin negatif işaretinden kurtulalım. Her tarafı eksiyle çarpalım. X kare eksi 16 büyüktür işaretiyle eksiyle çarpıldığından dolayı küçüktür 0 olacaktır. Ve buradan x'in x karenin 16'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. x için de o zaman 4 ile eksi 4 arasındadır diyebiliriz. Ardından bu ikisini gene kesiştireceğiz arkadaşlar. Buradaki a değerine bakacak olursak a'daki ifademiz için bir eşitsizlik şeması yapacak olursak Küçükten büyüğe doğru bunların nelerini köklerini sıralayacağız. Eksi 3 ile 4 olduğu için eksi 3 küçüktür 4 şeklinde söyledik. Ardından ne yapıyoruz? Ardından arkadaşlar köklerimizi işaretliyoruz ve bakalım eşitlik de söz konusu o zaman e, kapalı aralık almalıyız. Eksi 4, eksi 3 ve 4'te kapalı aralık aldık. Ardından x kareli terimin katsayısı pozitif olduğu için ardından başlayacak. E, burada bir yuvarlak görüyoruz. Eksiye döndü. Bir yuvarlak daha görüyoruz. Artıya dönmüş oldu. Çift katlı köklerde iki yuvarlak koyduğumuzda ise işaretimiz değişmeden devam etmekte. Bunu da hatırlatmış olalım. Ardından küçüktür sıfırları istediği için buradaki a için çözüm aralığımız eksi 3 kapalı aralıkla 4 kapalı aralık olacaktır. Ve bizden istenilen bu eksi 4 küçüktür x küçüktür 4 ile eksi 3 kapalı aralık 4 kapalı aralığı kesiştirmemiz olacaktır. Gene yapamıyorsanız sayı doğrusunda gösterebiliriz. 4 ile... eksi 4 diyelim. Diğer ifademiz içinde 4'ü alıyoruz ve eksi 3 diyoruz. Burada kapalı aralık alacağız. İlk e, buradaki eşitsizlik sistemimizi buradakini kesiştireceğiz. E, ve bakacak olursak arkadaşlar, yukarısı da kapalı açık aralık olacaktır şu şekilde. Ve kesiştirdiğimizde de ne gelecektir? 3 eksi 3. Hemen şuraya güzel bir şekilde yazalım. Eksi 3 kapalı aralık ve 4 açık aralık olacaktır. Kesişimleri sonucu biz burada x'imizin e, tam sayı değerini ifadesini bulduk. Kaç farklı tam sayı değeri vardı diye sorulduğundan dolayı eksi 3 alabilir. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 alabilmektedir. 4 alamaz arkadaşlar. Bunları da sayarak ifademizi e, söyleyebiliriz. 4. Aşağıdaki açıların esas ölçülerini bulunuz denilmekte. Esas ölçü sorularında bilmemiz gereken şu olacaktır. 2 pi 360'tır ve buradaki sayıların içindeki 2 pi'leri ne yapacağız? Yok edeceğiz ta ki kalan olana kadar. Kaç tane 2 pi varsa içinden yok edeceğiz. Kalanı esas ölçü olarak kabul edeceğiz. Burada bakın paydamız 4 olarak verilmiş. Hemen buradaki 2 pi'nin paydasını da 4 ile 4 yapmaya çalışalım. Ve 4 yaptığımızda 8 pi bölü 4 gelecektir. Ve 29 pi bölü 4'ün işte 8 pi bölü 4 kaç kere vardır? 3 kere var. O zaman 3 ile çarptığımızda 24 pi bölü 4 geliyor. 29'dan da 24'ü çıkardığımızda 5 pi bölü 4 bizim esas ölçümüzdür diyebiliriz. Eksi 49 pi bölü 3 verilmiş. 2 pi deniliyordu. 360'a. Bunu da 3 ile olursak. 6 pi bölü 3 de 360 eşittir. Ve kaç tane vardır? Öncelikle eksiden kurtulabilmek için kat, e, içinde bulunmuş olan yani eksiği düşürmeden bulduğumuz e, içinde kaç tane 2 pi varsa onun bir fazlasını çıkaracağız. Eksiden kurtulabilmek açısından. Ve 9'a çarptığımızda 54 pi bölü 3 geliyor. 54 pi bölü, bölü 3 de eksi 49 pi bölü 3'ü topladığımızda da buradan da 5 pi bölü 3 ifadesini söyleyebiliriz. Eksi 2010 dereceye bakacak olursak gene eksiden kurtulabilmek için büyük bir sayıyla toplamamız gerekmekte. Kendisinden büyük bir sayı olacaktır. Ve her 360'da kendisini yenilediğinden dolayı içindeki olan 360'ları yok edeceğiz. 360'ın 6 katını alacak olursak 36, 3, 2160 gelmekte. 2160'dan 2010'u da çıkaracak olursak arkadaşlar buradan 150 derecelik bir esas ölçümüzün olabileceğini söyleyebiliriz. Beşinci sorumuz bu sayfadaki son soru ifadesinin en sade halini bulunuz deniliyor. Burada ne yapabiliriz? Burada öncelikle paydalarımızı eşitleyelim. paydaları eşitleyebilmek için de buradaki ifadeleri eşeniyle çarpabiliriz. 1 artı cos teta ile çarpıyoruz. Burayı da bir eksi cos teta ile çarpıyoruz arkadaşlar. Ve çarptığımızda yukarıları çarpalım payları hemen. İlk ifademizde çarpacak olursak sin teta artı sin teta çarpı cos teta gelmekte. Ardından artı diyelim devam edelim buradan. Sin teta eksi sin teta çarpı cos teta gelmekte. Bölü aşağısı da e, tam kare farkı olacaktır. Birin karesi eksi cos teta'nın karesi olacaktır arkadaşlar. Ve buradan da yapacak olursak bakın eksi sin teta çarpı cos teta ile artı sin teta çarpı cos teta birbirini götürdü. Buradan 2 sin teta kalmış oldu ve bir biz 1 eksi cos kare teta'yı da sin kare teta şeklinde söyleyebiliriz. Neden? Nereden söyleyebiliriz? Sin kare teta artı cos kare teta 1'e eşitse arkadaşlar 1 eksi Cos kare teta da sin kare teta'ya eşittir. Yani buranın yerine sin kare teta yazıyoruz. Ve buradan da e, buradaki ifade buradakini götürmekte. 2 bölü sin teta olarak ifademizi söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmanın ardından 6. sorumuza devam edebiliriz. Bize ifademiz verilmiş. Bu ifadenin en sade hali beklenilmekte. Dönüşümlerle alakalı bir sorumuz. Gene trigonometri karşımıza çıkmakta arkadaşlar. ikinci dönemde olmuş olsa. Burada ilk olarak 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulalım. O da pi bölü 2'dir. O da 90'a tekabül etmekte. Yani buranın yerine sin 90 eksi alfa yazabiliriz. Ardan artı diyelim. 3 pi'nin esas ölçüsü de pi olacaktır. İçinden 2 pi çıkardığımızda pi kalır. Ve pi de 180'di. Cos 180 artı alfa dedik. Bölü. 3 pi bölü 2 270'tir. Direkt yazalım. Kosinüs 270 eksi alfa artı sinüs alfa artı eksi 90 deniliyor. Eksi 90'ı öncelikle esas ölçüsüne çevireceğiz ve bunun için de 360 ekliyoruz. 360 eklediğimizde de artı 270 gelecek. Yani yeni ifademizi 270 artı alfa şeklinde söyleyebiliriz. Aradan dönüşümler yapacak olursak 90 eksi alfa birinci bölgede olacaktır. Ve birinci bölgede sinüs pozitiftir. 90 olduğu için ifadesi değişecek. Kos alfa gelecektir. Kos alfa artı buraya bakalım. 180 artı alfa üçüncü bölgededir. Ve üçüncü bölgede kosinüsün negatif değer aldığını söyleyebiliriz. 180 olduğu için ifadesi değişmiyor. Kos alfa eksi kos alfa şeklinde söylemiş olabiliriz. Oluruz. Cos 270 eksi alfa da 3. bölgede olacaktır. Ve gene bu ifademiz için ne diyebiliriz? Eksi gelecektir ve 270 olduğu, 270 olduğu için ifadesi değişecek. Sinüse dönecek. Eksi sinüs alfa olacaktır. Artı 270 artı alfa da sinüs olduğundan dolayı e, dördüncü bölgede sinüs negatif olacaktır. Eksi diyelim 270'den dolayı isim değiştirecektir. Eksi cos alfa şeklinde söylemiş olalım. Yukarısı kos alfalarla eksi kos alfa birbirini götürmekte. Yukarısı sıfır gelmekte. Aşağısı bizim için önemsiz değil. Tanımsız olmadığı sürece direkt en sade halinin sıfır olduğunu söyleyebilmekteyiz. Yedinci sorumuz bir denklem sistemi veriliyor. Denklem sistemini sağlayan x değerlerinin çarpımı bizden istenilmekte. Şimdi x'i istiyorsa o zaman x'i bir yalnız bırakalım ikinci denklemimizde. x'i yalnız bıraktığımızda arkadaşlar ne diyebiliriz? Pardon x'i istediği için y'yi yalnız bırakacağız. y'yi yalnız bırakacağız ki y'den kurtulabilelim. y'nin yerine biz ne yazabiliriz? Eksi y buradaki e, x'i karşı tarafa attığımızda eksiye eşittir. 3 eksi x gelecektir. Her iki tarafı da eksi ile çarpacak olursak y eşittir. Eksi 3 artı x olarak söylenebilir. Yani y gördüğümüz yere x eksi 3'ü yazarsak x değerlerinin çarpımına da değerlerine de ulaşabiliriz. Y gördüğümüz yere x eksi 3 yazıyoruz. Buradaki ifademize bakalım. X, y gördüğümüz yere x eksi 3 yazmaktaydık. Ardından eksi x çarpı x eksi 3 eşit olacaktır eksi 1'e. Ve buradan işlemlerimizi genişletecek olursak 2x eksi 3 burayı çarpalım x kare eksi 3x gelecektir. Eksi ile çarpalım eksi x kare artı 3x eşittir eksi 1 eksi 1 de karşı tarafa atacak olursak düzenleyelim tekrardan eksi x kare 5x artı 5x karşı tarafa attık eksi 1'i eksi 2 gelecektir. O da 0 olmuş oldu. Ardından eksi x kareden kurtulabilmek için her iki tarafı da eksiyle çarpalım. x kare eksi 5x artı 2 eşittir 0 gelmekte. Bizden istenilen x değerlerinin çarpımıydı. x değerlerinin çarpımı için hiç x'leri bulmaya gerek yok. Biz e, x1 çarpı x2'yi bilmekteydik. Yani e, ifadelerimizin çarpanlarının, e, ifadelerimizin çarpımlarını bilmekteydik. Kökler çarpımını bilmekteydik. Kökler çarpımı neydi? x1 çarpı x2 neydi arkadaşlar? c bölü a'ydı. Sabit terimi x ikili terimin kas sayısına bölmekteydik. O da 2 bölü 1'den 2 gelecektir. Sakın ha kökleri bulmaya çalışmayın. Cevabımız direkt 2'dir kökler çarpımından. Denklem sistemin çözüm kümesini bulunuz denilmekte. Şimdi y 2 tane y değeri verilmiş ve bu y'ler birbirine eşit olduğu için verilen buradaki eşitlikler de birbirlerine eşit olacaktır. Yani x kare artı 2x artı 3 eşit diyeceğiz. Eksi x kare eksi 6x eksi 3. Buradan x kareli terimleri karşı tarafa atacak olursa aslında bütün terimleri karşıya atacak olursak 2x kare gelmekte. Ardından eksi 6x'i karşı tarafa attık. Buradan 2x'e 8x gelmiş oldu. Buradaki eksi 3'ü de karşı tarafa attığımızda 6 gelmiş oldu. Yani yeni ifademiz 2x kare artı 8x artı 6 eşittir 0 olmuş oldu. Buradan da çarpanlarını ayıracak olursak 2x'e x şeklinde ayırdık. 3'e 2 şeklinde de burayı ayıracak olursak Buradan 2x ile 3'ü çarptığınız 6x, x çarpı 2. Buradan da 2x toplamda 8x gelmiş oldu. Yani böyle sağladıkları için denklememizi yazarken de şu şekilde yazacağız. 2x artı 2 çarpı x artı 3 eşittir 0 ise buradan çözüm kümemiz için burayı 0 yapan ve burayı 0 yapan değerleri söyleyeceğiz. x ilk olarak eksi 3 olacaktır. İkinci olarak da 2x artı 2 eşittir 0'dan 2x eşittir eksi 2 ve x eşittir eksi 1 gelecektir. E, çözüm kümesinde böylelikle bulmuş olduk. Eksi 3 ve eksi 1 olarak. Devam edelim 9. sorumuzda. x eksi 1 üzeri 2016 çarpı 3 eksi x üzeri 2015 bölü eksi x artı 1 büyüktür 0 denilmekte. Bu eşitsizlik ifademizin çözüm kümesi bizden istenilmekteydi. Burada yapabileceğimiz ifade şu olacaktır. x'leri buradaki ifadeleri 0 yapan değeri bulacağız. Burası 0 nasıl olur? X'e 1 verirsek 0 olur. Yani bir e, kökünün bir, e, bir kökünün 1 olduğunu söyleyebiliriz. 2016'da çift bir kuvvet olduğundan dolayı buradaki bir sayımız çift katlı bir kökümüz olacaktır. Arna burayı 0 yapan değerimiz 3'tür. Burayı 0 yapan değerimiz de 1 olacaktır. Eğer burada dahillik olsaydı buradaki bir değerin dahil olarak almayacaktık. Çünkü paydayı 0 yapan değerimiz bizim için tanımsızdır. Onu alamayız diyecektik. Ve ardından bakın bir çift katlı bir kökken buradan da bir kökü gelmiş oldu. Ve böylelikle ne olduğunu çift kat, katlı kökünden kurtulacaktır. Çünkü çift gördüğünüz gibi 3 olmakta. Böylelikle ifademiz ve buradaki bir, ifa, bir sayımız çift katlı kök olmaktan kurtulmakta. 1'e 3 diyecek olursak bunları da ifade edelim. Açık aralık olarak almaktayız. Ve ardından x'lerimizin kat sayılarına bakalım. Buradan x artı gelecek. Burada negatif gelecektir. Ve bunları çarptığımızda buradan eksi geldi. Aşağısı da eksi olduğu için eksinin eksiye bölümü artı olacaktır. Artıyla başlatalım. Artı eksi artı olarak söyleyelim. Büyük olan ifadeleri istediği için böylelikle eksi sonsuz bir açık aralık. Kesişim 3 artı sonsuz e, pardon birleşim olarak ifademizi söyleyebiliriz. 10. ve son sorumuza geldi sıra. Eşitsizliğinizliğini sağlayan kaç tane tam sayı vardır denilmekte. Bunu şöyle yapacağız x kare eksi 7x buradaki 30'u karşı tarafa atalım eksi 30 küçüktür 0 yapıyoruz yani bir şöyle bakacağız bir de böyle bakacağız bu bir ifademiz olacak diğer ifademiz de buradan x kare eksi x küçük eş, e, büyük eşittir 30'dan x kare eksi x büyük eşittir pardon e, 30'u karşı tarafa atmayı unuttuk eksi 30 büyük eşittir 0 şeklinde söylemiş olmamız gerekiyor buradan da çarpanlarına ayırmak için Hemen ifadelerimizi yapalım. 3'e 10 versek 7'ye ulaşabiliriz. Buradan eksi 10 artı 3 x artı 3 çarpı x eksi 10 gelecektir. Buraya bakalım. 5'e 6 verebiliriz. Bunları 0 yapan değeri aramaktayız. Ve buradan da arkadaşlar ne olarak söyleyebiliriz? Eksi 6 artı olarak söyleyebiliriz. x artı 5 çarpı x eksi 6 olarak söyleyelim. Ve köklerimiz buradan eksi 3. Buradan 10 gelecektir. Buradan eksi 5. Ve 6 gelecektir. Ardından gene eşitsizlik tablomuzu yapacak olursak buradaki sayıları küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. En küçük eksi 5 sonra eksi 3 gelmekte sonra 6 ve son olarak da 10 gelmektedir. Ve ardından şöyle iki parçaya ayıracağız buraları da AB diyerek buradaki ilkine A diyelim ikincisine de B diyelim. A'nın köklerini işaretleyelim. A'nın kökleri eksi 3 ve 10'du. Onları dahil ediyor muyuz? Etmiyoruz. O zaman açık aralık olarak da e, ekleyelim. Ardından B'ye bakalım. B'deki köklerimiz eksi 5 ve 6. E, açık kapalı aralık mı? Evet kapalı aralık. Yani dahil edeceğiz köklerinde. Eksi 5 ile 6'yı dahil ettiğimizi etmek için içini karalamaktayız. Kapalı aralık olarak almaktayız. Ve ardından bakalım buradaki a için x'i terimin e, işareti nedir? Pozitiftir. O zaman artı ile başlayalım. Artı eksi eksi artı artı şeklinde ifademiz devam etmekte. B'ye bakalım. B'li terimin katsayısı da artıdır, pozitiftir. Artı artı eksi eksi artı şeklinde gitmekte. A'da biz küçüktür sıfır yani negatifleri aramaktayız. Şurayı aramaktayız. B'de ise büyük veya eşittir sıfır. Yani pozitifleri aramaktayız. Ve bu ikisine kesiştiği noktayı şu şekilde şurası olarak söyleyebiliriz. 6 kapalı aralık 10 açık aralık olarak söyleyebiliriz. Kaç tane tam sayı vardır denildiğinden dolayı 6'yı, 7'yi, 8'i ve 9'u alabiliriz. Onu alamayız. Toplamda 4 tane tam sayının olduğunu söyleyebiliriz bu aralığımız için.